Selam arkadaşlar. Bugün inanılmaz güneşli bir gün. Almanya'da özlenen günler tabii bu arada bunlar. O yüzden güneş gözlüklü olacak. Aslında çok güneş gözlüğü takmayı sevmiyorum. Böyle o gözlerimdeki, o yüzümdeki mimiği fark edin ben konuşurken istiyorum. Ama bu sefer çok mümkün değil çünkü gözlerimi açamayacağım diğer türlü. Bugünkü videomun konusu ne? Sonunda kendime bir tandem partner buldum. Bu nasıl oldu? Bu partnerimi bulana kadar neler yaşadım, neler tecrübe ettim? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi benim Almanca ile olan garip hikayelerimi takip edenlerin çoğu biliyordur muhtemelen. Almanca öğrenmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Almanca öğrenmek benim için çok zor arkadaşlar. Almanca öğrenmeye çalışırken psikolojim bozuldu arkadaşlar. Yani diyebileceğim bütün olumsuz şeyler burada. Öyle diyebilirim. Gerçekten çok zordu. Ama tabii ki şöyle de bir şey var. Zor diye kenara maalesef bırakamıyorsun. Birincisi yaşadığın yerin dilini biliyor olman lazım. İnsanlarla iletişim kuruyor olabilmen lazım. İkincisi bir çocuğun varsa kesinlikle iletişim kurman lazım. Ve ben şimdi çok hızlandım. Çünkü Jerfi şimdi 5 yaşında. Ve artık Jerfi bir yıl daha kindergarten'a gittikten sonra artık birinci sınıfa gidecek ve bu çocuğun derslerini kim yaptıracak? Tabii ki anne veya baba, yani biz. O yüzden kaçınılmaz bir şey yani. Hani burada çalışmıyor olabilirsin. İşte atıyorum benim biliyorsunuz işte Özlem Latife ile birlikte bir şirketim var Ayla. Almanca bilmeme gerek yok burada para kazanmam için şu durumda. Yani hani bu şekilde şansınız yaver gidiyor olabilir ama eğer çocuğunuz varsa orada artık olmuyor yani. Ve bir de sosyalseniz, insanlarla tanışmayı seviyorsanız, insanlarla iletişim kurmamak sizin psikolojinizi bozuyorsa haklı olarak tabii ki o dili biliyor olmanız gerekiyor. Ve zorla da olsa bir şekilde bir şeyler yaptım. Almanca ile ilgili birçok şey denedim. Yani kitaplardan, özel derslerden, YouTube videolarından, işte kelime listelerinden. Ya denemediğim yöntem gerçekten kalmadı. Şu anda da efsane bir Almancam yok. Herkesi okey, anlıyorum ama kendimi hani ifade edemiyorum. Yani anlıyorum ama konuşamıyorumculardanım yani ben de. Şöyle, bu kadar mı zor ya diye olabilirsiniz. Bunu başaran onlarca insan var bu arada yani. O benim tembelliğimin getirmiş olduğu bir şey olabilir. Veya işte ben çok stresli ortamlarda yaşamak istemiyor oluşumdan olabilir. Yani bu tamamen kişinin tercihiyle de alakalı tabii ki de. Hani ben zor diyorum diye lütfen hayatınızı karartmayın benim sözlerim yüzünden. Çok hızlı öğrenenler de var sonuçta yani. O yüzden hani bu videoyu çekmek aslında sizin modunuzu düşürmek değil. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama hani bu kadar zor şartlar altından geçmiş biri olarak da bir şeyler yapabiliniyor aslında iyi anlatmak. Ve izlediğim yöntemlerden bahsetmek belki size fikir olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki benim en temel sebebim Almanca ile ilgili konuşamamak. Yani konuşamamak da değil. Okey konuşuyorum ama bir şeyi yanlış telaffuz edeceğim korkusundan dolayı hiç o topa girmiyorum. Bu beni çok kilitledi. Yani tabii ki ben bunu aylar yıllar sonra fark ettim. Yani nerede yanlış yaptığımı o zaman fark ettim. Ben ilk geldiğimde şimdiki kafada olsaydım çoktan Almancayı çok iyi bir şekilde konuşuyor olabilirdim. Benim tek problemim öğrendiğim şeyi dışarı aktaramamak. Çünkü ya yanlış bir şey söylersem, ya telaffuzum yanlış olursa, yani biz Türkiye'de şuna çok alışmışız. İnsanların bizimle dalga geçeceği düşüncesi içimizde o kadar var ki. Belki benim var, genelliyorum. O da bir ayrı bir durum tabii ki. Kendi adıma konuşayım aslında. O kadar şey ki, yani insanların yanlış bir şey yaptığımda benimle dalga geçeceği fikrine o kadar alışmışım, o kadar içime yer etmiş ki. Bir arkadaşım Rabia sayesinde bunu fark ettim. Rabia demişti ki, Ayşegül bu kadar korkuyor olmanın kesinlikle bir sebebi vardır. Önce o sebebi bulup, o sebebin üstüne gidip, onun orada kaldığını kendine söyleyip, sana bunu hissettiren kişinin problemi olduğunu kabul edip, fark edip, hayatına devam etmelisin. Hayatın hiçbir şekilde böyle devam edemez. Bunu çözmen lazım demişti. Ve Rabia'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sebebini buldum. Neymiş? Benim birinci sınıfta öğretmenimin bana yaptığı bir hakaret yüzünden, bir şeye yanlış cevapladığım için, bütün sınıfın içinde beni rezil ettiği için yanlış bir şey söylemekten kaçındığımı fark ettim. Bunu fark ettiğim için ve içimde bunu çözdüğüm için artık insanlara bir şeyleri söylerken yanlış veya doğruyu düşünmeden söyleyebiliyorum ve bu beni gerçekten çok açtı. Şimdi ne kadar çok insanlarla iletişim kurmaya çalışırsanız o kadar çok öğrenirsiniz, o kadar çok çevreniz olur, o kadar çok sosyal aktiviteye dahil olursunuz.
İlk başta bunu kesinlikle öneriyorum. Kendinizi çekmeyin. Eğer benim gibi konuşmaktan rahatsızlık duyuyorsanız, çekinceniz varsa benim gibi bir geçmişe gidin bakalım. Ne olmuş orada? Onu bir çözün. Onu bir yok edin. Seni kapatıyorum artık, seninle işim bitti deyin ve kendinizi açın. Bu çok önemli gerçekten. Ben önce Türkiye'de birkaç hafta kursa gittim. Sonra Blue Card'ımız çıkınca çok ilgilenmedim aslında. Daha çok taşınma işleriyle falan ilgilendim. Sonrasında kitapları aldım. YouTube'dan videolar izledim. Buraya geldim. Covid vardı zaten. Online bir kursa katıldım. Online kursun bana göre olmadığına karar verdim. Çünkü hani Almanca öğrenmeyeceğim ya. Her şeye kusura bakmayın bok atmam lazım. Online kursun bana uygun olmadığına karar verdim. Bıraktım. Sonra yüz yüze derse katıldım. Yüz yüze dersler yoğun derslerdi. Pazartesiden Cuma'ya sabah 9 öğlen 1-1.30 gibiydi. Ve çok ani yükleme bende error verdi. Haftanın 5 günü artı çocuğum var. Ve her şey Almanca. Sorduğun sorunun cevabını Almanca sormaya çalışıyorsun. Artı Almanca duymaya çalışıyorsun. Anladığın şeyin doğru olup olmadığının orada muhakemesini yapıyorsun. Doğru mu ya? Ben bunu sordum ama o onu söyledi ama ben doğru mu anladım ki falan filan diye. Yani bunlar böyle üst üste geldikçe bir şeyler daha da zorlandı. Hani daha önceki videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. İşte bir gün mesela kursu ağlayarak terk edip bıraktım, Türkiye'ye gittim. İşte bir aylığına falan kendime geldim. Antidepresana başladım, geri döndüm falan yani. Çok zordu. Bu zorlukları yaşarken canım arkadaşım Bremen'deki Deniz bana nasıl tandem bulabileceğimle ilgili birkaç geri bildirimde bulunmuştu. Çünkü onun da benim gibi Almanca ile ilgili işleri çok yolunda gitmedi. Gerçi şu anda o aldı yürüdü, o başka bir şey eğitimini aldı, çalışmaya başlayacak falan. Yani bayağı artık Almancası süper. Ama sonuç olarak o da bu yollardan geçti ve benim ne kadar zorlandığımı fark etti. Neyse, bana bir tandem bulabileceğim bir web sitesi önerdi. Ben aşağıya açıklamalara bırakırım. Belki sizin için faydalı olabilir. Yani Deniz bunu Bremen'den önerdi. Bremen'de var olan bir şey ve aynı şekilde Köln'de de var. Yani bulunduğunuz şehirlerde olup olmadığına bakabilirsiniz. Tandem için başvuruda bulundum. Sonra bana mail attılar. İşte seviyemi sordular. İşte kaç yıldır buradasın bilmem ne falan filan bir sürü bir şey sordular. Ve tabii ki burada tandem bulurken mesela işte benim eşim Mustafa da tandem partneri buldu ama o İngilizce için buldu. Şöyle bir şey yapıyorlar. Önce seninle bir görüntülü görüşme sağlıyorlar. Çünkü sonuçta seninle görüşecek birisini onlar organize ediyorlar. Sizi buluşturuyorlar. Ama sizi görerek sizin nasıl bir tip olduğunuzu veya işte ne bileyim bir problem yaratmayacağınız bir insan olup olmadığınızı anlamaya çalışıyorlar. Sizinle normal bir sohbet ederek. Bence çok mantıklı ve çok güvenli buldum. Ben oralara gelemedim bu arada tandemde. Sonra işte ben seviyemi söyledim ve bana dediler ki maalesef A2 ile tandem yapılamaz. En az B1 olmanız lazım. Tabii ben bayağı moralim bozuldu. Yani ben konuşacak kimseyi bulamıyorum, anlatacak kimseyi bulamıyorum. Okey, işte bizim çok yakın Alman komşularımız var. Neredeyse her videomda bahsediyor olabilirim onlardan. Andrea'lar. Okey, her hafta kesinlikle görüşüyoruz. İşte ya parkta ya bize geliyorlar ya biz onlara gidiyoruz. Okey, konuşuyoruz ama sonuçta o anlayamadığımda, ben İngilizce bilmiyorum bu arada. Anlayamadığımda çok şey yapamıyorum ben. Bir an önce onu anlamak istiyorum. Böyle sürekli düşünmek istemiyorum o konu üzerine. Hemen işte Mustafa'ya söyler misin de o bana çevirsin diyorum gibi oralardan böyle kolay yollara kaçıyorum. Olmuyor. Yani velhasıl benim gerçekten hiç bozmadan Almanca konuşabileceğim birinin olması gerçekten şarttı. Şimdi ne yapıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. A2 kursumu bitirdim. Bir de onu da söyleyeyim, evet. Fono Yayınları'nın Almanca 1 ve 2 kitabı vardı. Hatta işte Ayla'nın sitesinde onunla ilgili bir çekiliş de yapmıştık. Kazanana bu kitabı göndermiştik. Ben ondan çok daha önce almıştım bu kitabı. Çok ben faydasını gördüm. Orada çok ilerledim. Daha anladım ne anlat. Çünkü artık belli bir yaşa geldikten sonra ben 35 yaşındayım. Artık 36 olacağım neredeyse. Az kaldı. Mantığını arıyorsun. Neden diye. Yani bir şeyi gördüğünde neden? Bir şey gördüğünde neden? Orada onun açıklamasını her şeyi yaptığı için gerçekten benim için çok faydalı oldu. Orada bir tık daha yukarı çıktım. Ben onun da linkini koyarım. Evet, aşağıya linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz eğer seni denemekte fayda var. Benim gibi sürekli farklı şeyler, yöntemler deneyip kendinize uygun olanı seçmeyi deniyorsanız bu da bir denilebilir bir şey olabilir. Neyse, o da hala elimin altında bu arada. Hala açıp bakıyorum bir şeylerde. Ve sonra özel ders almaya başladım. Haftada bir gün. Yani aslında mantıken bunu iki gün yapmak
iyi olabilirdi. Yani ama sadece Almanca'ya fokuslanabilecek durumum olsaydı. Şimdi benim sadece Almanya'ya fokuslanabilecek durumum yok. Çünkü işte çalışıyorum hala çok yoğun. Benim oğlum var. Zaten çok bir sürü işi üst üste yapamıyorum sonuç olarak. O yüzden haftada bir saat yetiyor. Şimdi canım öğretmenim Caner. Çok tatlı biri. Türk-Alman Lisesi veya Türk-Alman Üniversitesi'nden mezun. Almancası bayağı iyi. İnanılmaz güzel yöntemleri var öğretirken. Eğer hani Caner'le falan iletişime geçmek isterseniz bana yazabilirsiniz. Eğer tabii ki Caner de müsaitse, çünkü takviminin çok yoğun olduğunu biliyorum. Müsaitse sizi görüştürebilirim bu arada. Yani sizinle ders yaparken başka bir ekranda size anlattıklarını yazıyor. Hem onu görüyorsunuz, işte hem hocayı görüyorsunuz ve ders bittikten sonra o yazdığı dosyayı size anında gönderiyor. İşte size ne bileyim dokümanlar gönderiyor, işte listeler gönderiyor istediğinizde. Benim gerçekten ders alırken en rahat ettiğim hocalardan biri diyebilirim. Ve bir de artık videonun asıl konusuna geleyim. Çok uzatıyorum ben böyle şeyleri. Yani bir şeyleri anlatmaya bayılıyorum. İyi ki YouTube kanalım var gerçekten. Yoksa kime anlatacaktım bu kadar şeyi? Şimdi şöyle, bu da yine tabii ki de bu ilk başlarda söylediğim insanlara iletişime geçmekten artık kaçınmıyorum moduna geldikten sonra oldu tabii ki de. Şimdi Cerfi'nin gittiği bir müzik kursu var. Bir de tabii ki buralar küçük yerler. Artık insanlar birbirlerini, birileri aracılığıyla da tanıyabiliyorlar. Şimdi anlattığımda anlayacaksınız. Jelfi'nin müzik kursunda bir kadınla tanıştım. Yani çocuklarımız aynı müzik okuluna gidiyor, aynı sınıfa gidiyorlar. Yulia ile tanıştım. Türk olduğumuzu duyunca Yulia şey dedi, benim de kocam Türk. Ama doğma büyüme buralı olduğu için çok iyi Türkçe bilmiyor. Ama biz Türkiye'ye gidiyoruz. İşte söyledim, merhaba biliyorum, 1, 2, 3, 4 biliyorum falan diye böyle anlatıyor. Nasılsın biliyorum falan diye. Bir kere öyle konuştuk orada. Sonra meğersem bizim bu yakın arkadaşlarımız Andrea demiştim ya, Andrea'nın oğluyla Julia'nın oğlu aynı kindergarten'a gidiyorlarmış ve Andrea Julia'ya daha önce bizden bahsetmiş. Oradan da bir bağ, hani bir ortak arkadaşlığımız var, işte müzik okulundan tanıştık, kocası Türk zaten falan. Bir gün ben Neumarkt'ta gezerken birisi böyle yaklaştı, bana bir şey soracak. Sonra bir baktım Julia, aa ne yapıyorsun burada falan filan diye böyle konuşmaya başladık Julia'yla. Şimdi eğer ben önceki Ayşegül olsaydım Yulia'yı gördüğüm an kaçabilirdim arkadaşlar, öyle söyleyeyim. O potansiyele sahiptim. Zaten ben Yulia ile tanışmamış bile olurdum hani, bir de önceki Ayşegül olsaydım. Hani hiç iletişime, çünkü insanlar benimle konuşmasınlar diye gözlerine bakamıyorum ki. Ben konuşurken ya da işte konuşmadan önce göz teması kuran bir insanım yani. Hani önceki Ayşegül'de bunlar olmazdı. O yüzden ilk başlarda söyledim. Yani çekinmeyin, insanlara iletişime geçin. Yanlış veya doğru bir şekilde kurun yani o iletişimi. Bunun sayesinde geldi tamamen. Şimdi Julia bana şöyle bir şey teklif etti. Ayşegül sen bana Türkçe öğretir misin dedi. Bu efsane bir şey bu arada yani. Hani sadece biri sana Almanca öğretmiyor olacak. Ben dedim ki tabii ki öğretirim falan. Çok sevindi. Peki bunun için sana ne kadar vermem gerekiyor dedi. 10 euro, 15 euro. Hayır dedim, gerek yok öyle bir şey. Ya, alınır mı mesela yani? Hayır olmaz, kesinlikle vermem lazım dedi. Ben de o an çaktı. Dedim ki şöyle yapalım mı? Ben sana Türkçe öğreteyim, sen bana Almanca öğret falan. Aa çok güzel olur falan dedi böyle. İkimiz de zaten aynı bölgede oturuyoruz. Ve Julia ile anlaştık. Ben ona Türkçe öğreteceğim. Günde bir saat, yani sadece çarşamba günleri bir saat. Buluşacağız Beethoven Park'ta veya bizde veya onda veya bir kafede, bilmiyorum. Ve ona Türkçe öğreteceğim. O da bana Almanca öğretecek. Win-win olacağız yani. Bu çok güzel bir şey oldu. Yani sadece Almanca öğreneceğim biri değil de benim de ona öğreteceğim, öğretirken de aslında öğreneceğim bir şey olacak. Bunu paylaşmak istedim. O yüzden gerçekten yani daha önce görüştüğünüz veya işte sizinle konuşmak isteyen bütün insanlarla konuşun. Açık olun iletişime. Yoksa diğer türlü gerçekten ben bu geçtiğimiz işte ben ne kadardır herhalde bir neredeyse bir senedir falan artık hani açtım böyle kendimi, insanlara iletişim kurmaya başladım falan. Bir yıldır yaşıyorum yani, ondan önceki yıllar tabii ki Covid'in de etkisi muhakkak var ama yani o benim Almanca'ya bakış açım, o çekimserliğimle de alakalı. Bu sayede tandemi buldum. Umuyorum ki daha güzel olacak Almanca ile ilgili tecrübelerim. Çünkü insan aslında daha çok başkasını anlatırken kafasında bir şeyler yer ediyor. Şimdi ben o Almanca'nın Türkçesini onu anlatırken hem kendim onu artık tam olarak anlamış olacağım, hem kafamda da yer etmiş olacak. Çünkü o kelimeyle veya işte o kuralla ilgili olayı bizzat yaşadığım için kafamdan artık gideceğini sanmıyorum ve pratik yapabileceğim kolaylıkla.
Bu şekilde bundan bahsetmek istedim. Aklınıza gelen şeyleri yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım bu tandem arama linkine de bakıp yazışın, mail atın. Derneklerle iletişim kurun. Daha çok böyle sosyal şeylere katılın. Çok iyi Almanca bilmeseniz bile, yani hani ben A1, A2 yani. A2 ile bile artık insanlarla iletişim kurabiliyorum, insanlarla plan yapabiliyorum. Anlayamadığım yerde şunu diyorum, ben sana mesaj yazayım diyorum. Ya da sen bana mesaj yaz, olur mu diyorum. Çünkü benim çok iyi Almanca bilmediğimi zaten biliyorlar. Eğer iletişim kurduğunuz insanlar iyi niyetli insanlarsa, anlayışlı insanlarsa zaten her şey onlar için okey. Problem yok yani. Umarım sizin Almanca serüveniniz benimki kadar sancılı olmaz. Bir an önce atılırsınız bu Almanca işine. Bir an önce sosyalleşirsiniz. Ve her şey güzel geçer. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben seve seve cevaplandırıyor olacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Bye bye.